Dostlar, Kur'an-ı Kerim o sevgililer sevgilisi, o Hatemül Enbiya olan Peygamber Efendimizin bize Allah katından getirmiş olduğu hediye. Ve bizim kainattaki tek rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamlarının olduğu ve birçok alime göre Allah'ın kullarıyla konuştuğu o mucizevi kitap. Kur'an-ı Kerim. Farklı dinlerin kendi kitapları var. İşte kiminin Tevrat, kimi Zebur, kimi İncil. Dört büyük peygambere bu kitaplar gelmiş. Birçok peygambere de sayfalar gelmiş. Ve Allah katından gelmiş olan bütün her şeye biz kullar olarak amenna ve saddakna dedik. Her ne kadar biz Müslüman olsak da biz bizden önceki bütün dinlerin peygamberlerine, onun yanında işte kitaplarına, o tahrif edilmemiş, bozulmamış olan o kitaplarına iman etmişiz biz. Ve Allah katından gelen ne varsa başımız üzerine demişiz. Ama birileri burada farklı bir çalışmanın içerisine giriyor. İsveç, Türkiye ile son özellikle bir yıldır bir hesap kitabın içerisinde, bir alışverişin içerisinde kendileri NATO'ya girmek istiyorlar ve bununla alakalı da bu olaya şerh koyan Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Yakın zamanda da yine NATO Genel Sekreterinin gözetiminde 3 ülke temsilcileri bir araya geldi. Finlandiya, İsveç ve Türkiye. Türkiye, sizi NATO'ya kabul ederiz ama şu 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 şartlarımız var. Bunları yerine getireceksiniz. Eğer bunları yerine getirirseniz biz de sizin NATO'ya girmenize müsaade ederiz. Çünkü bu daha önce de yine Türkiye'de yaşanmış bir olaydı. Yani 1960'lı 70'li yıllarda Fransa ve Yunanistan NATO'dan ayrılmıştı. Daha sonradan tekrar Yunanistan NATO'ya girmek istediği zaman o dönemde Ecevit hükümeti vardı ve hemen zaten Kıbrıs olaylarını yaşamışız ve Türkiye Yunanistan'ın NATO'ya girişiyle alakalı ayak diriyordu. Kabul etmiyordu onu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 80 ihtilali oldu ve 80 ihtilalinden sonra da o dönemki junta yönetimi tekrar Yunanistan'ın ve işte Fransa'nın NATO'ya girmesine okey verdi. Tamam dedi. Şimdi Türkiye o Avrupa devletleri nazarında hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Çünkü elinde bir tane kozu var. Ve İsveç de son dönemde böyle değişik değişik açıklamalar yapıyor. Ve Türkiye'nin isteklerini haklı bulduklarını, onları yerine getireceklerini ki Türkiye'de atla deve bir şey istemiyordu. Türkiye'nin istediği şey şuydu. Teröre desteğinizi keseceksiniz. Teröre desteğinizi keseceksiniz. Bir terör grubunu ortadan kaldırmak için başka bir terör grubuna destek vererek bu iş hallolmaz diyor Türkiye. Onun için bu süreçte Türkiye'nin istedikleri net aşikar ortadaydı. Terörü desteklemeyeceksin. İşte benim şu dediğimi yapacaksın. Benim şu çıkarımı gözeteceksin. Şuraya uyacaksın. Bilmem filan anlaşmayı kabul edeceksin. Türkiye'nin böyle bir isteği, böyle bir talebi hiçbir zaman olmadı dünya devletlerinden. Türkiye sadece şunu söylüyor. Teröre destek vermeyeceksiniz. Terörü finanse etmeyeceksiniz. Terörün beslenip büyümesine kendi topraklarınızda müsaade etmeyeceksiniz. Ve bununla alakalı da birçok görüşme yapıldı ve İsveçli yetkililer önümüzdeki haftada Türkiye'ye geleceklerdi. Savunma bakanları ve bir şekilde hani evet ilk etapta sözlü olarak bunu kabul ettiler. Eylemler konusunda da yani bu verdikleri sözü eyleme geçirme konusunda da bir çalışmanın içerisine gireceklerdi ki bir anda Danimarkalı bir din düşmanı demeyeyim İslam düşmanı. Çünkü din düşmanı olduğun zaman bütün dinlere düşman olman lazım. Bir İslam düşmanı ilk önce beyan etti. Yarın şu saatte şurada böyle bir eylem gerçekleştireceğim. Yani birilerinin oraya toplanmasını ve ortalığın bir şekilde birbirine girmesini istiyordu. Akabinde devlet kontrolünde bunu yapacağını dile getirdi. Yani bir polis eskortuyla. Şimdi bir adam İsveç'teki yetkililer şunu söyleyebilir ki İstanbul'da büyükelçiliklerinin penceresinden onu astılar. Ne dediler? İsveçli bir salak bir siyasetçinin yaptığı uygulamayı kabul etmiyoruz. Onlarla aynı fikirde değiliz dediler. Şimdi eğer bu olay birisi kalkıp da hani free olarak bir başına bir eylem gerçekleştirmiş olsa dersin ki abi adam İsveç'le Türkiye'nin arasında belli konularda mütabık kalınıyor. Belli konularda anlaşma oluyor ve bu anlaşmayı istemeyen birileri de devreye girdi ve bu eylemi yaptırdı. Ama bu eylem İsveç devletinin kontrolünde yapılan bir eylem. Ve sonrasında da zaten birçok yetkilisi bu bir ifade özgürlüğüdür deyip böyle bir hareketi, böyle bir saçmalığı ifade özgürlüğüyle yan yana oturtturmaya çalıştı. Şimdi
Şimdi olaydan hemen hemen herkesin haberi var. İsveç'te bir fanatik, ırkçı, faşist, bir siyasetçi haddini aşarak bir eylem gerçekleştiriyor. Ve bu eylem Müslüman toplum tarafından kabul edilebilir hiçbir yanı olmayan bir harekette bulunuyor. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün kameraların, bütün milletin gözü önünde ve polis eskortunda yakılıyor. O zaman bu normal bir olay değildir. Bu olayı da başka bir şeyler sorgulamamız lazım. Bu eylemin arkasında kim vardır? İsveç az önce de söylediğim gibi son dönemde Türkiye ile bir şekilde hasbihal olup bir şekilde belli noktalarda anlaşıp kendi içerisinde de özellikle PKK terör örgütüne PYD'ye hem finans sağlayan hem insan kaynağı sağlayan hem de Avrupa'da o terör örgütünün propagandasını yapan bir algı oluşturmaya çalışan bir zümre var İsveç'te. İsveç hem bunları düşünüyor hem bir şekilde de NATO'ya girmeye çalışıyor. Çünkü yanında Rusya var. Ukrayna'nın düşmüş olduğu duruma İsveç düşmek istemiyor. Bununla alakalı da NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin onayı gerekiyor ve bu onayı alabilmek için de özellikle son 3-5 aydır İsveç devamlı müspet açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin tedirginliklerine, Türkiye'nin endişelerine saygı duyduğunu ve bunu bir şekilde çözeceğini, kendisine sığınmış olan o PKK terör örgütü mensuplarını Türkiye'ye iade edeceğini, uluslararası hukuka riayet edeceğini dile getiriyordu. Bu eylem nereden çıktı? Bu eylemin arkasında şimdi İsveç'te olan biteni okuyabilmek için İngiltere'ye bakmak lazım. Çünkü bu İskandinav ülkeleri, Norveç, İsveç, Danimarka, eğer bu coğrafyayı okuyacaksanız İngiliz'i iyi tahlil etmeniz lazım. Çünkü bu İskandinav ülkelerindeki küçük krallıklar hepsi kraliçenin çocuklarıdır. Şimdi böyle bir organizasyona baktığın zaman diyorsun ki ya bunun arkasında başka bir akıl var. Başka bir güç var. O güç Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın sona ermesini istemiyor. Dikkat edin şu son bir yılın içerisinde neredeyse herhalde Şubat ayında falan bir yıl olacak savaş başlayalı Ukrayna ile Rusya arasında ve dünya bundan çok ciddi derecede hem ekonomik olarak hem ticari olarak çok ciddi zarar gördü. Özellikle enerji fiyatları daha düne kadar Avrupa'da insanlar 100 euro, 120 euro doğalgaz, elektrik parası öderken o rakamlar 600-700 eurolara kadar çıktı ve Avrupalı artık bunda iyicene canı yanmaya başladı ve tepki dile getiriyor. Bundan bir yıl önce özellikle yapılan algı çalışmasıyla Tayyip Erdoğan ve Türkiye dünyanın bütün ülkelerinde barbar, işte İslamofobinin merkezlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Tayyip Erdoğan da diktatör olarak dünyanın dört bir tarafındaki milletlere bu şekilde anlatılıyordu onu. Özellikle Batı'da ve Amerika kanadında. Ama son dönemde vatandaşlar artık bu algıdan sıyrılmaya, kurtulmaya başladılar. Çünkü Avrupa'ya devamlı gidip geliyoruz. Avrupa'da bir sürü arkadaşımız var. Onlarla konuştuğumuz zaman oradakiler şunu söylüyorlardı bize. Ya Avrupa'daki vatandaşlar daha düne kadar işte Türkiye İslami terörün merkezi, Tayyip Erdoğan da diktatör. O şekilde görüp o şekilde biliyorlardı. Ve bizle de konuştukları zaman o şekilde konuşuyordu. Ama son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin kendini konumlandırdığı yer ve barış görüşmeleri için uğraş vermesi, aynı şekilde tahıl koridorunun açılmasını bütün dünya görünce hani Tayyip Erdoğan'la ve Türkiye ile alakalı müspet konuşmuyorlar, olumlu konuşmuyorlar ama eskisi gibi olumsuz da konuşmuyorlar. Yani nötr bir seviyeye gelmiş. Daha öncesinde eksi olan bir bakış artık nötr seviyesine geldi. Belki de bu bir üste çıkacak. Şimdi bir bu olaya bakıyorsun. Böyle bir atmosferde birileri son bir yıldır Ukrayna savaşı ile alakalı barışın B'sini konuşmuyor. Hani bir şekilde bu savaş bitsin ve dünya artık bu girdaptan çıksın. Savaşa müdahil oldukları da yok. Niye? Abi Rus sporculara yaptırım uyguladık. Rusça isimleri kaldırdık. Ondan sonra Rusya ile olan ticari muhabbeti kestik. Orada bilmem McDonald's vardı, Starbucks vardı onu kapattık. Uyguladıkları şeyler bunlar. Bedeli kim ödüyor? Bedeli ödeyen, canıyla ödeyen Ukrayna halkı, malıyla ödeyen Avrupa. Çünkü niye? Bu savaş devam ettiği müddetçe Avrupa'da bu tedarik zinciri nedeniyle çok ciddi bir külfet ortaya çıktı. Ve Avrupalı da yemiş senin o işte inançlarını, milliyetini, şunu bunu. Avrupalının cebine dokunduğun zaman, konforuna dokunduğun zaman Avrupalı başlar isyan etmeye. Ve artık Avrupa bu konuda isyan etmeye başladı. Ama hiçbir Avrupa devleti bu savaşı bitirmek, bu savaşı bir barış anlaşmasıyla sonlandırmak böyle bir bakış açısına sahip değil. Devam.
devamlı Rusya'ya yaptırımlara devam edelim. Ukrayna'ya silah gönderelim. Ukrayna'ya para gönderelim. Geçen sene Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında tabii ya Ukraynalılar gelsin. Bak dükkanına Ukrayna bayrağı asmış adam. Efendim evine Ukrayna bayrağı asmış. Ukraynalı gelen mültecileri çiçeklerle karşılamış. Onları okullarda öyle. Bu 3 ay sürdü, 5 ay sürdü. Avrupa demeye başladı ki bu ne arkadaş? Tamam iyi güzel geldiniz. Biz işte destekledik. Ruslar sizi işgal ediyor. Ruslar sizi öldürüyor. Biz size sahip çıktık. Biz size kol kanat gerdik. Biz size ekonomik bir destek verdik. Silah yardımı yapacağız. Şunu yapacağız. Bunu yapacağız. İyi güzel. Hoş da bu nereye kadar gidecek? Avrupalı artık bunu söylemeye başladı. Hani vardı ya işte misafirlik de uzayınca bu misafirlik Avrupalı bundan şikayetçi olmaya başladı. Yani bir şekilde hani o Rusya, Ukrayna bir şekilde anlaşsınlar ve bizim bu ortadan problem kalksın. Şimdi halk nazarında böyleyken manzara başka bir boyuta taşınıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan kar eden ve bu savaşın üzerinden dünyaya hükmetmeye çalışan güç elini bir üste çıkardı. Sadece Ukrayna yetmez. Şimdi o Rus tehditini ve Rus savaşını İskandinav ülkelerine de taşımaya gayret ediyor. Ama maalesef aynı o Ukrayna'nın yönetiminde olan çapsız ve dünyayı okuyamayan yöneticiler maalesef İsveç'te de var. Ve İsveç'te şu anda nasıl bir ateş çemberinin içerisine sürüklendiğinin farkında bile değil. Birileri bu yapılan hamleyle İsveç'in NATO biletini tabiri caizse yaktı, duman etti, kül etti. Bu saatten sonra böyle bir manzarayla İsveç'in NATO'ya girmesi imkansız dostlar. Sosyal medyada öyle hani olaya duygusal olarak yazan ya tabii ya yarın verirler bize 3-5 milyon euro biz onu da tekrar onları NATO'ya alırız. O senin dediğin 1990'lardaki Türkiye'ydi. Ama artık 2022-2023'teki Türkiye'yi öyle 3-5 milyon milyar euroyla diz çöktürebileceğin ve 2-3 yaptırımla yaptığın açıklamayla diz çöktürebileceğin bir Türkiye yok artık. Onun için o sosyal medyada hani lan ne olacak ya? Hani işte verirler 3-5 girerler. O eski hesaptı. Şimdi burada bu olayın arkasında İngiltere var. Şimdi İngiltere'nin bu olayına baktığın zaman bir hafta önce The Economist'in kapağından verdiği Erdoğan fotoğrafını şimdi daha iyi anlıyoruz. Türk bayrağının içerisine Erdoğan silüetini yerleştirip Türkiye ve Erdoğan diktatörlüğe doğru gidiyor demeye başladığın zaman burada problem var. Yani tamam diyorsun işte İngiltere seni eleştiriyor. Mevzu bu kadar basit değil. Şimdi bu halkaları da gördüğün zaman bu sefer The Economist'in o sayfasını tekrar yeniden tahlil etmek gerekiyor. Ukrayna'da kalan savaştan mutmain olmayan birileri bu savaşı biraz daha büyütmek, biraz daha genişletmek, yeni cepheler açmak için uğraş veriyor. Ve bütün İslam devletlerini karşısına alarak, Müslüman devletleri karşısına alarak yapıyor bunu. Peki şimdi burada bu olayın arkasında hani Amerika zaten Rusya ve etrafındaki ülkelerle alakalı Amerika'nın net tavrı ortada. Savaşacaksınız, birbirinizi yiyeceksiniz. Avrupa Rusya'dan korkacak, bana gelecek. Bundan sonra enerjinizi ben vereceğim. Size devamlı Rus tehditine karşı devamlı silah satacağım. Amerika kendi pandemi döneminde önümüze çıkan dehşet bir ekonomik tablo vardı Amerika ile alakalı. Ve bu Amerika ile alakalı tablonun ortadan kaldırılıp pozitife geçmesi için geçmesi için bu hamlelerin mutlaka yapılmaları gerekiyor. Peki Amerika kim? Amerika bir karakol, bir kolluk kuvveti. Olayın asıl aklı, akıl İngiltere'nin aklıdır. Amerika eğer bir yere saldırıyorsa, Amerika eğer bir yere vuruyorsa, Amerika eğer bir yerden bir şey talep ediyorsa, Amerika eğer birilerini horoz kavgası yaptırıyorsa buradaki akıl İngiliz aklıdır. Peki İngiliz aklı böyle bir hamleyle aslında neyi başarmak istiyor? Hani buradaki amaç ne? Evet tamam İsveç'teki bu olayın arkasında İngiltere var ama amacı ne? Amaç arkadaşlar şu. Özellikle yani iki tane ben amaç tespit ettim burada. Birincisi bütün dünyaya bir mesaj veriliyor. Ne mesaj veriliyor? İslam aciz bir dindir, uydurma bir dindir, karşılığı olmayan hani
bomboş bir inançtır, bir dindir. Bunu vermeye çalışıyor ki birazdan söyleyeceğim. Ama bunu niçin vermeye çalışıyor? Şimdi Avrupa'daki bütün toplumlara, yani yaklaşık 6 milyar insana İslam ne diye gösteriliyor? Barbar, terörün merkezi, çağdaş olmayan, yobaz, bilgisiz, cahil, böyle bir topluluk gösterilmeye çalışılıyor değil mi? Bugün Avrupa sinemasına bakın, Avrupa'nın magazin görsellerine bakın, Avrupa'nın Müslüman dünyayı konumlandırdığı belli bir çerçeve var. O da genelde Afganistan'da dağlarda yaşayan, temizlik diye bir derdi olmayan, evi barkı olmayan, yanında 7-8 tane karısı olan, 30-40 tane çocuğu olan, aç, sefil, okumamış, devamlı elinde keleş var, devamlı birilerine mermi atıyor, canlı bomba yeleklerini giyiyor, patlatıyor. Böyle bir İslam profili bütün dünyaya öğrettiler. Ama son dönemde özellikle Türkiye'nin başını çektiği bir İslami pozitif anlamda bir rüzgar esiyor dünyada. O da nedir? Teknolojik olarak Müslümanların, Türklerin Türkiye'de başarmış oldukları birçok konu var. Bugün Avrupa teknolojik olarak artık Türkiye'nin gerisine düşmeye başladı. Bütün her şeyi tamamladı mı Türkiye? Hayır. Ama girdiği her alanda en üst level'dan hareket ediyor. İHA SİHA olayına girdi, en üstten girdi. Dünya Türkiye'yi takip ediyor. Onun yanında sağlık konusunda yine Türkiye dünyanın bir iki tık önünde gidiyor. Eksik olan yönleri var Türkiye'nin, onları da tamamlamak için gece gündüz uğraş veriyor. Yine aynı şekilde hani enerji çıkarması konusunda, enerjiyi işleme konusunda bugüne kadar sadece bu işleri kim yapardı? İngilizler yapardı, Fransızlar yapardı, Almanlar yapardı. Değil mi? Son dönemde biraz daha Çin yapmaya başladı. Ama bugün dünyada dev eserleri hem teknolojik anlamda hem de görsel anlamda kaliteli eserleri artık Türkler üretmeye başladılar. Ve bütün dünyada bunu görüyor. Bunu havalimanında bakabilirsin onu. Ondan sonra şehir merkezlerindeki binalarda bakabilirsin. Kendi işte ibadethanelerinde bakabilirsin. Yollarında bakabilirsin. Köprülerinde bakabilirsin. Havalimanlarında hakeza her şey ortada. Artık bunu bütün dünya görmeye başladı. Şimdi bu pozitif akımı birisini kesmesi lazım. Bunun yanında özellikle son Dünya Kupası'nda Katar'ın ortaya koyduğu bir Müslüman profili var. Gelen bütün insanlara misafirperverlik duygusuyla onları karşılayan, konforun olduğu, kalitenin olduğu, temizliğin olduğu, hoşgörünün olduğu, onun yanında güvenliğin olduğu bir Müslüman profili Katar koydu ortaya. Ekonomik gücü, parayı Katar kendi inançları doğrultusunda kullanmaya başladı. Hiçbir sapkınlığa, hiçbir taşkınlığa müsaade etmedi Katar. Ve bununla beraber dünyada esen farklı bir Müslüman rüzgarı var. Daha önceden terörle adlandırdıkları, devamlı patlamayla, cehaletle, yobazlıkla konumlandırdıkları Müslümanlar artık bugün dünyaya merhametten, hoşgörüden bahseden, insan haklarına riayet eden, insanların ölmesi veya öldürülmesine müsaade etmeyen, hak hukuk meselelerinde artık masada söz sahibi olan ve özellikle Afrika bölgesinde, Arap Yarımadası'nda yıllardır birilerinin sömürdüğü ülkelerin uyanmasına vesile olan ve eğer biz bir araya gelirsek, eğer biz güçlerimizi birleştirirsek, eğer aramızdaki kardeşlik köprülerini yeniden inşa edersek, bu dünyadaki akıtılan o gözyaşı, kan ve zulüm sona erecek. Bunu artık dünyaya yüksek tonajdan konuşan bir Türkiye var. O Türkiye'nin yanında yine Libya var. Onun yanında Azerbaycan var. Onun yanında işte Özbekistan, Tacikistan var. Onun yanında işte bir iniyorsun, Mısır'la da problemler çözülmeye başlandı ve Müslüman coğrafya el ele tutuşmaya, birleşmeye başladı. İşte İngiliz aklı devreye girdi ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar, bilmiyorum önümüzdeki günlerde görür müyüz ama ben inanıyorum ki eğer bunu, yani bunu İngiliz aklı organize etmişse, İngiliz aklı bu olayın ikinci, üçüncü ayağını da planlamıştır. Yani önümüzdeki günlerde Avrupa'nın herhangi bir yerinde kendi kontrollerinde olan İslami görünümlü terör örgütlerine eylemler yaptıracaklar. Ve bu eylemlerin ardından da yeniden bütün dünyaya şunu söyleyecekler. Bak, görüyor musunuz? Müslüman dediklerin işte bunlar. Bunlar geliyorlar, bizim şehir merkezlerimizi patlatıyorlar. Filancayı öldürüyorlar. Falan yerde suikast yapıyorlar. Kiliseleri yakıyorlar. Hristiyanlara şöyle zulmediyorlar. Bunu söyletmek istiyorlar. Bu birinci hamle Kur'an-ı Kerim'i, bu hadsizce aşağılık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının
kitabının ikinci, üçüncü versiyonları da bana göre hazırlanmış. Sadece vakti bekleniyor. Şimdi buradaki birinci amaç dünyaya karşı son dönemde oluşan müsbet anlamdaki İslami rüzgar tekrar yeniden eski haline döndürülmeye. Yani eylemlerin olduğu ve terörle İslam'ın yan yana oturtulduğu yeni bir resim dünyaya sunmak istiyorlar. Birinci amaç bu. Bunu biz nereden hatırlıyoruz? Fransa'daki neydi o derginin ismi? Charlie Hebdo'da aynısını yaptılar. Durduk yere bir tane karikatürist çıktı ve Peygamber Efendimiz'e hakaret edecek, onu böyle itibar suikastine tabi tutacak çizimler, işler yaptılar. Sonrasında yine kendi kontrollerindeki 3-5 tane güya İslami terörist, güya öyle yapıyorlar zaten, İslam'la terörizmi mutlaka yan yana oturtturmaya çalışıyorlar. İslami 3-5 tane teröristi getirdiler. Yok işte dergiye saldırdılar, insanları öldürdüler. Hoppa! Bütün dünya devlet başkanları, devletler ayağa kalktılar. Fransa'ya destek, teröre lanet. Terör kim? İslami terör. Biz bunu o dergi sürecinden, Fransa'daki dergi sürecinden bildiğimiz için, hatta istedikleri tepkiyi bulamayınca bu sefer o Avrupa'da yayınladıkları derginin bir nüshasını da özel sayı olarak Türkiye'nin içerisinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlattılar. O derginin o Peygamber Efendimiz'e hakaret eden, Peygamber Efendimiz'e saldıran o sayısının bir örneğini de Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'yle millete dağıttılar. Çünkü niye? Sen ona tepki verdiğin anda sen teröre destek veriyorsun. Seni o aşamaya oturtturmaya çalışıyorlardı. Bunları da bildiğimiz için diyoruz ki bu İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu hadsiz ve ahlaksız saldırının asıl amacı şu anda dünyada esmekte olan o huzurlu, efendim o müsbet, o olumlu İslami rüzgarı tekrar yeniden eksiye çevirmeye çalışıyorlar. Peki bu adam o Kur'an-ı Kerim'i yakarak, ona Kur'an-ı Kerim'e böyle saldırı yaparak Allah'a mı meydan okuyor? Dine mi meydan okuyor? Bence hayır. Yapmak istediği şey şu. O kitabı yakarak aslında bütün batıdaki gençlere böyle hani yarım yarım İslamiyet'e bir merak salan, ulan bir dur bakayım ya şu İslamiyet'i bir kurcalayayım, bir bakayım bu nedir diye, özellikle de bu son Dünya Kupası'ndaki Katar'da oraları ziyaret eden insanların birçoğunun artık İslam'la şereflenmesi, onun yanında popüler olan hani böyle kallavi bütün dünyanın tanıdığı objeler var. Kimisi futbolcudur, kimisi sanatçıdır, kimisi oyuncudur. Bu adamlar son dönemde hızla İslam'la şereflenmeye başladılar. Bu rüzgarın önünü de kesmek için adam kalktı ve Kur'an-ı Kerim'i yakarak aslında dünyadaki İslam'a ilgi duyan, İslam'a merak salan gençlere şunu söyledi. Bakın, İslamiyet dediğiniz Kur'an, bu bir uydurma bir kitap, bir acizlik söz konusu. İslam'ın ve Allah'ın ne kadar aciz olduğunu bütün dünyaya gösterebilme niyetiyle yapılmış bir harekettir bu. Bu bir Allah'a meydan okuma değildir. Ben öyle kabul etmiyorum onu. Çünkü birisinin meydan okuyabilmesi için ilk önce Allah'ı tanıması, bilmesi gerekiyor. Tanımadığın, bilmediğin birisine meydan okuyamazsın. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi tamamen bütün dünya insanlığına, bakın arkadaşlar, bu sizin din diye inandığınız, bu Allah diye tapındığınız, Tanrı olarak gördüğünüz aslında aciz bir şey. Yani çünkü niye? Eğer gerçekte böyle bir şey olmuş olsaydı ben o Kur'an-ı Kerim'i yakarken taş olurdum. Ondan sonra ne bileyim gökten böyle şimşek çakardı. İsveç yeraltı yer üstüne gelirdi. Ama unuttukları bir şey var. Çünkü tanımıyorlar Allah'ı. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi de Allah intikamcıdır. Dünyanın yani en hayırlı intikamcı Allah'tır. Ama intikamın zamanı, vakti vardır. Cenab-ı Hak vakti zamanı geldiği zaman kendi kitabına olan bu saldırının mutlak ve mutlak onun bedelini ödetecek. Bundan önce gördük. Kur'an-ı Kerim'e kim saygısızlık yaptıysa, kim peygambere saygısızlık yaptıysa, kim böyle tabiri caizse ateşle oynamışsa, o ateş onu yakmıştır dostlar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu siyasetçiyi de göreceğiz. Bu siyasetçiye alkış tutanlara, bunlara akıl verenlere, bunlara bu tiplere zemin hazırlayanların nasıl bir ibretlik sonla karşılaşacaklarını bundan önce gördüğümüz gibi bundan sonra da göreceğiz. Ama burada başka bir niyet var. Az önce söylediğim, buradaki asıl amaç olumlu bir şekilde esen İslam rüzgarını kesmek, bir de bütün batılılara Kur'an-ı Kerim'in hani böyle ilahi kitap, kutsal kitap bilmem ne olmadığını göstermek için yapılan bir eylem olarak görüyorum.
diyorum ben. Ama şunu da söyleyeyim. Peki bunun bizdeki yansıması nasıl? Ne oldu? Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede bize söylüyor ya. Sizin hayır bildiklerinizi şer, şer bildiklerinizi de hayra çeviririm diye. Bu şer bir olay. Ama ben sonundan yeniden hayır çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu hareketle beraber yaklaşık 2 milyara dayanmış olan Müslümanlar bu konuda o görüntüleri gördüğü zaman, o haberleri gördüğü zaman Müslümanların ciğeri yandı. Utandılar, mahcup oldular. Hepimiz o olayları gördüğümüz zaman evet kızdık, tepkimizi dile getirdik ama onun yanında bir mahcubiyet yaşadık, bir utanç yaşadık. Kendi kendimize kul olmanın sorumluluğunu yerine getiremedik diye ince hesaba tutmaya başladık kendimizi. Ve bu sürecin eğer insanda duygular devreye girmişse, eğer insanın bedenini duyguları ele geçirmişse o zaman bu olayın sonu daha müspet bir noktaya, daha faydalı, hayırlı bir noktaya evrilecek. Bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i kenarda köşede tutan, hayatında hiç Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ne yazıyor diye merak etmeyen herkes Kur'an-ı Kerim'e tekrar sarılacak. Kur'an-ı Kerim'i önce kalbine, sonra aklına kazımaya gayret edecek. Önümüzdeki süreç hafızlık konusunda bu millet ve Müslüman coğrafya daha fazla olayın içerisine girecek. Çünkü Mısır zindanlarında Mursi'nin elinden kitabı aldıkları zaman, Kur'an-ı Kerim'i aldıkları zaman Mursi onlara bir şey söylemişti. Kafamın içerisindekini de alamazsınız ya. Evet, siz yeryüzünde kendi kontrolünüzde olan bölgelerde polisler eşliğinde Kur'an-ı Kerim sayfelerini yakabilirsiniz. Ama Müslümanların beyinlerine kazınmış olan, hafızalarına kaydedilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e hiç kimse dokunamayacak. Ve bu süreçten sonra Müslümanlar kendileri şunu düşünmeye başlayacaklar. Ben Kur'an-ı Kerim'i nasıl koruyabilirim? Nasıl muhafaza edebilirim onu? Bunun için Türkiye'nin daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak, ticari olarak, askeri olarak bu ülkenin daha da güçlü olması lazım. Ama yetmez. Yine dünyanın uzak bir noktasında bu Kur'an-ı Kerim'e saldırabilirler. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'i en güzel muhafaza etmenin ve korumanın yeri Kur'an-ı Kerim'i hafızana kaydetmektir. Onun için önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Hem bu ülkede hem diğer Müslüman ülkelerde hafızların sayısı her geçen yıl 2'ye 3'e katlanarak artacak. Ve Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i en güzel muhafaza edecekleri yer kendi kafaları, akılları, beyinleri ve kalpleri olacak. Ve dünyanın hiçbir gücü, dünyanın hiçbir milleti, dünyanın hiçbir devleti Müslümanların akıllarında, hafızalarında ve yüreklerindeki Kur'an-ı Kerim'e dokunamayacaklar. Kur'an-ı Kerim'in sahibi var dostlar. Kur'an-ı Kerim'in sahibi var. Bizim yapmamız gereken elimizdeki imkanları devreye sokmak. Hatırlayın, Abdülmuttalip Peygamber Efendimizin dedesi Mekke'nin amiriydi. Kabe'nin sorumlusuydu. Ve Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman ordusuyla, filleriyle beraber Abdülmuttalip Ebrehe'den bir şey için müsaade istedi. Kabe'nin etrafında develerim var, küçükbaş hayvanlarım var. Müsaade et onları alayım. Ebrehe dedi ki yahu ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Kabe'yi yerle yeksan edeceğim. Sen düşmüşsün 3-5 tane devenin derdine. Abdülmuttalip ona şunu söylüyor. Kabe'nin sahibi ben değilim. O Kabe'nin bir sahibi var ve o Kabe'yi korur. Benim mesuliyetim bu develer ve o küçükbaş hayvanlar. Ben onlardan mesulüm. Onları kurtarmanın derdindeyim ben. İşte bu teslimiyettir. Bu yaratıcıya güvenmektir. Bu Allah'a inanmaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in muhafızı, yani Kur'an-ı Kerim'i koruyacak olan biz değiliz. Allah koruyacak onu. Kur'an-ı Kerim'de de zaten Allah kıyamete kadar kendi dinini ve kitabını koruyacağını beyan ediyor Allah. Peki bizim sorumluluğumuz bizim elimizdekini devreye sokacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'i korumaya çalışmayacağız. Onu Allah korur. Biz elimizdeki İsveç'in NATO'ya girme talebini veto edeceğiz. Reddedeceğiz onu. Dünya başımıza kalksa da bunu veto edeceğiz. Reddedeceğiz onu. Bizim elimizdeki imkanlar bunlar dostlar. Ve biz daha fazla Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Daha fazla Kur'an'la hemhal olacağız. Daha fazla hafız yetiştireceğiz. Buradaki süreç bu.